Siz bu ülkede, biz Gezi'de gördük, ormanı savunanların terörist ilan edildiği bir süreç. İşte Karadeniz'de HES'lere karşı, termik santrallere karşı çıkıp o doğasını, ormanını, ekosistemini savunanlar terörist. Bu ülkede işte güvenlik politikaları nedeniyle yapılan barajlara karşı çıkmak terörist. Ya AKP son 21 yılda bu ülkede şunu gösterdi. Kendi belirlemiş olduğu argümanların ya da kendi rant alanlarına karşı kim ses çıkarırsa çıkarsın, terörist diyerek, ötekileştirerek toplumda bir kutuplaşmayı berabere de getirmeye çalışıyor. Yani bir korku iklimiyle beraber bu ülkede 21 yıldır iktidarda kalmayı başarabilen bir yapı, toplumsal yapılar üzerinde de bu tür söylemlerle gözdağı vererek iktidarını süreklileştirmek ve devam ettirmek istiyor. Yani Cizre'de ya da Şırnak'ta ya da bir başka yerde ağacına sahip çıkmak, ormanına sahip çıkmak, suyuna sahip çıkmak, toprağına sahip çıkmak hangi dengeler üzerinden bir terörizm belirlemesi olarak ifade edilebilir? Ya da siz Muğla'da yakılan ormanlara sahip çıkan 70 yaşındaki nineyi hangi argümanla terörist olarak ilan edebilirsiniz? Ancak kendi cebinize, kendi hırs algınıza, kendi kapitalist sisteminizi yaratmaya yönelik yapılacak her tür yaklaşımı bir şekilde terörize ilan ederek toplumun geri kalanına da bakın onlar teröristler, siz de sesinizi çıkarırsanız size de müdahale ederim gibi korku iklimini sürekli bir hale getirme algısını ne yazık ki gösteriyor ve toplumun birçok kesimi de kendi geleceğine, kendi doğasının tahrip edilmesine bu anlamda sessiz kalabilir. Onun için buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Biz Cizre'deki orman yangınına da Akbelen'deki orman yangınına da, Karadeniz'deki orman yangınına da, termik santraller üzerinden heba edilen tüm alanları koruma, ekolojiye sahip çıkma, aynı zamanda insan neslinin kendi geleceğine sahip çıkması üzerinden değerlendirilebilir. Bunun için biz ekolojimize ve ekosisteme sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu anlamda da sesimizi Cizre'de de, Muğla'da da, buradaki köylülerle de, Karadeniz'deki dostlarımızla da birlikte olmaya devam edeceğiz. Batman Demokrasi Platformu olarak işte Muğla Akbelen'de yapılan orman kesimine nasıl karşı çıktıysak, bununla ilgili tepkimizi ortaya koyduysak, dün Karadeniz'de yapılan HES'lere nasıl karşı çıktıysak, yapılacak bir kömür işletmesi için binlerce hektar ağacın nasıl kesilmesine karşı çıktıysak, bu dünyanın neresinde olursa olsun insana ait, insanın temel değerlerine ait olan yaklaşımlara ortak bir duyarlılık tepki göstermek gerekiyor. Yani siz Kürdistan'ın herhangi bir coğrafyasında, herhangi bir ilinde yapılacak bir katliama, bir ekosistemin yok edilmesine ya zaten işte Cizre'de kesiyorlar, zaten bunlar teröristler içindir gibi bir algıyla yaklaşırsanız bu bir kutuplaşmayı da beraberinde getirir. Onun için biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi ağacın dini, ırkı yoktur. Ağacı da bir canlı olarak düşünüp tüm canlıları sahip çıktığımız gibi ortak bir perdede buluşup ortak bir refleksle buna karşı durmak ve kapitalist algıya, ekosistemi tahrip eden her türlü yaklaşıma karşı da ortak bir mücadeleyi büyütmek gerekiyor. Ve bunun için bu bölgenin diğer tarafa göstermiş olduğu algı ne kadar anlamlıysa, Türkiye'nin tamamının da bu bölgede yaşanan orman yangınlarına ses çıkarması o kadar bizim için de anlamlıdır.